Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar 19-25 Kasım haftasına hoş geldiniz. Sevgili aslanlar dolunay haftasındayız. Hafta başından itibaren ayın ışığı yavaş yavaş büyüyecek. Hafta sonunda da dolunay etkili olacak. Pazartesi ve Salı ay koç burcunda e, cesaretiniz yüksek başlıyoruz haftaya. Yay da biliyorsunuz e, Jüpiter yay burcunda, e, Mars balık burcunda. Jüpiter Mars arasındaki zıt bir açı var. Bu da genel itibariyle bizim enerjimizi, motivasyonumuzu yükseltiyor. Çok cesur davranabiliriz ama gereksiz cesaret de olabilir. Bu gereksiz riskler de alabiliriz. Buna da dikkat edeceğiz hepimiz bireysel olarak. Evet seyahat gibi konular, yurt dışı konuları, hukuksal işler, eğitimsel konular, kültürel konular. E, hafta başı, pazartesi ve salı meşguliyetleriniz arasında olabilir. Hareketli günler, haber trafiğinin de arttığı günler. Çarşamba ve Perşembe ay boğada olacak. Biraz daha sakin, daha güvenli koşullar oluşuyor. Kendinizde güvenceyi almak isteyeceksiniz. Bu anlamda sorumluluklarınız, görevleriniz, evde veya iş yerindeki, kariyerdeki e, konular öne çıkacak üstler ve aile büyükleriyle ilgili mevzulara yine hafta ortası zaman ayırabilirsiniz. Ayın 22'sinden itibaren artık güneşle yay burcuna geçiyor. Birkaç gün sonra da güneş Jüpiter'le birleşecek. Oldukça iyimser ve şanslı bir açıdır bu. Size de güzel bir açı yapacak sevgili aslanlar. 5. evinizde keyifli enerjiler var. Yani sizi mutlu edecek, kendinizi şanslı hissetmenizi sağlayacak, keyif alacağınız gelişmeler olabilir. Hem iş hayatınız hem de özel hayatınızda bunları hissedebilirsiniz. Evet, cuma günü ayın 23'ünde sabah 8.38'de 0 derece ikizler burcunda dolunay var. 11. ev dolunayı. Şanslı bir evdir 11. ev. Genellikle bizim geleceğe dair umutlarımıza, hayallerimize, dileklerimize, projelerimize işaret eder. Ve dolunayda da bir tamamlanma enerjisi var. Bir farkındalık, bir sonlanma durumu var. Belki bir hayalinize, bir projenize kavuşacaksınız. Bununla ilgili elde edişler olabilir. Aşk hayatınız, sosyal konular, bir arkadaşınızla ilgili konular, çocuklarla ilgili konular, işle ilgili projeler, ticari konular ya da eğitsel konular. Tüm bunlar gündemde olabilir doğum haritanıza göre. Ee, güzel etkiler altındayız. Çünkü Jüpiter'den destek alıyorsunuz. Mars'a biraz dikkat edin. Mars parasal konularda risk verebilir. Ee, harcama eğilimini arttırabilir diyebiliriz. Yani Çok harcayabilirsiniz. Ee, eğlence için, kişisel zevkleriniz için biraz kontrolsüz harcayabilirsiniz. Ee, riskli alanlara dikkat edin. Ee, bu şans oyunları da olabilir tabii ki. Ve paranızı kullanırken ya da birilerine verirken, bir yere yatırırken buna dikkat edin. E, borç konularına e, e, temkinli yaklaşmakta fayda var. Çünkü 8. evinizde Mars Jüpiter'e açı yapıyor, Dolunay'a açı yapıyor. Bu e, kontrolsüz olabilecek durumlara yol açabilir. Bazen sonunu düşünemediğiniz riskler almanızda ve sonra e, kendinizi eee özellikle finans alanında biraz zarar da hissetmenize neden olabilir. Bu olasılık dahilinde o nedenle temkinli olmanızı öneriyorum sevgili aslanlar. İkizler Dolunay'ın genel etkilerini anlattığım videoyu ekrandaki resmi tıklayarak izleyebilirsiniz. Altına da kişisel yorumlarınızı, sorularınızı bırakabilirsiniz. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.